ne ne bu kepazelik? Hadi. Sen, karışma, sen nasıl imzaladın? Bağırma bir kendine gel. Hadi daha sonra konuşalım. Karışma! Ya şu nikah bir kıyılaydı. Şunu ver bakayım, ne bu? Nereden buldun bunu? Bunu nereden buldun? Sen bunu benim imzalattığımı düşünüyorsun. İlk defa görüyorum bu kağıdı. Aha. Bir de gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya. Ne oldu? Paranı mı saklıyorsun bizden? Şirket mi senin derdin? Ben sana sordum. Adana'dayken sordum ben sana sen gerçekten annemi seviyor musun diye. Bu mu senin sevgin ha? Bu kağıt parçası mı senin sevgin? Sözlerine dikkat et. Sözlerine dikkat et. Sen nasıl imzalayabildin böyle bir şey anne? Annene bağırma. Yeter. Ne bu Nilgün? Ne bu? Kim imzalattı bunu sana? Bunu sana kim imzalattı? Annem mi Suzan mı? Ne önemi var bunun? Ne önemi var? Alt taraf kağıt parçası. Bu benim işim bir kağıt parçası değil. Sen benim karım olacaksın. Kimse karıma böyle bir şey imzalatamaz. Annem mi Suzan mı? Kim imzalattı söyle. Annem. Annem. Enişte dur. Şimdi sırası değil. Nikah memuru bekliyor. Şu nikah bir kıyılsın. Bundan sonra aramızda konuşuruz bunu. Adıl doğru söylüyor. Şu nikah bir kıyılsın. Sonra konuşuruz. Nilgün. Gel şu nikah kıyalım hadi. Nilgün hadi. Nilgün. Şu halimize bak. Biz böyle mi evleneceğiz? Hani İstanbul'a geldiğimizden beri her gün bir olay, her gün bir kavga. Evlenince her şey düzelecek diye biz kendimizi kandırıyoruz. Anne ben Kemal Bey imzalattı sandım. Bir an kan beynime sızsa ne olursun? Ne olursun devam edelim, ne olursun? Bak. Oğlum sana baba bile diyemiyor. Her fırsatta kan beynine sıçrıyor. Biz böyle mi evleneceğiz? Siz baba oğul olamazken... Kadir'le Mert nasıl kardeş olup... Aynı şehirde yaşayacaklar birbirlerini boğazlamadan. Kadir böyle bir günde bile kendini tutamıyor. Sonra nasıl tutacak? Ben artık senin öfkenle baş edemiyorum. Gerçekten. Ben böyle bir aile... Böyle bir evlilik hayal etmedim. Nilgün.
Anne. Anne. Ya anne. Anne. Ya sen Kadir'i tanımıyor musun? Ya ilk başta parlar. Ya ama ondan sonra... Ya siz babamla bir ömür bu anı beklediniz anne. Ya yazık değil mi sana? Yazık. Gerçekten çok yazık. Bu şirket benim ailem sayesinde bugünlere geldi. Çocuklarımın geleceğini çalmalarına izin vermeyeceğim. Hala benden ne istediğini söylemedin. Sen beni yanlış anladın Tamer. Ben senden bir şey istemiyorum. Kemal'den intikam alman için sana fırsat tanıyorum. Nasıl olacak peki bu? Sen ve ben birlikte Kemal'in elinden şirketi alacağız. Böylece zamanında Kemal tarafından kovulduğun şirketin eşit ortağı olacaksın. Kemal öyle durup dururken birden şirketi sana bırakacak değil ya. Şirketin bütün gizli detaylarını biliyorum. Hangi müşteriyle ne şartlarda çalışılıyor? Hangi ihalelere ne kadar teklif veriliyor? Gelecek planları neler? Hangi alanlarda yatırımlar yapılıyor? Altı demir. Neden ben susam? Ben senin kocan kadar, eski kocan kadar hırslı bir adam değilim. Neden ben? İkimizin de Kemal'le yarım kalmış hesapları var. Belki onu tamamlamak istersin diye düşünmüştüm. Ama yok. Böyle kalsın ben mutluyum diyorsan bu konuyu hemen burada kapatabiliriz. Tamer, var mısın yok musun? Varım. Ben Amerika'dan bunca yılı boşuna gelmedim. Sen bunu nereden buldun? Senin derdin ne? Sen niye önce bana gelmiyorsun? Ya senin derdin ne? Hadi bana kızgınsın, öfkelisin. Anneni de mi düşünmüyorsun? Ya burada nikah masasındayız. Birden ortaya çıkıyorsun. Sen bunu nereden buldun? Dayım evde bulmuş, birden verince ne yapacağımı bilemedim işte. Seni var ya, seni gebertirim lan. Bırak. Dur Kemal amca, Allah aşkına dur. Lan ben sana neler yaptım lan Sana neler yaptım ben? Seni ne belalardan kurtardım? Ne işler kurdum? Hepsini batırdım. Uzak duracaksın lan bizden. Ulan uzak duracaksın bizden. İşte ben sözleşmeyi çekmecede görünce kardeşimin hakkını korumak istedim. Sen kendinden başka kimseyi düşünmezsin. Kardeşinin hakkını koruyacakmış. Seni var ya. Ya işte beni biliyorsun. Niyetim kötü değildi. Bir hatadır ettik tamam. Defol git lan buradan. Defol git, bir daha seni görmek istemiyorum. Bir daha seni burada, ailemin yanında, çocuklarımın yanında görmek istemiyorum. Defol git. Yürü git. Yeğenim bir şey demeyeceksin mi? Annemin hakkını koruyordu demeyeceksin mi? Ha? Sen yokken o bizim başımızda duruyor demeyeceksin mi yeğenim? Git dayı.
Git, zaten burada olmamalıydın. Git. Tabii. Tabii ben kimim ki? Vurun. Vur. Kemal Bey, bir tane daha vur. Vur. Hadi Kadir, sen de çak suratıma bir tane daha. Hadi bu tükürün suratıma. Ben kimim ki zaten? Hadi gelin lan, alayınız gelin. Hepiniz sekmemdir lan. Hadi alayınız gelin lan üzerime. Yürü git. Defol git buradan, yürü. Yürü git. Defol buradan, git. Gel toprağın, biz biraz hava alalım ha. Bugünden sonra gerekmedikçe bir araya gelmeyeceğiz. Dikkat çekmememiz lazım. Eskisi gibi mesafeli olacağız. Çok güzelliyiz ve havalıyız. Ya bozulma. Bak sen Kemal'den bu ciddiyet hastalığını kapmışsın. İllet bir hastalıktır. Böyle çuval gibi yığılır kalırsın sonra. Bu işi ciddiye almayacaksan ortaklığı baştan bitirelim istersen. Suzan, sen de ben de çok iyi biliyoruz. Bu hayatta senden daha fazla Kemal'den nefret eden bir tek ben varım. Ve sen bu yüzden bana iş teklif ediyorsun. E inan bana, onun elindeki her şeyini kaybettiği o günü göreceğim. Bunu kaçırmam. Peki. İlk hamlemizi haftaya olan ihalede yapacağız. İhaleye vereceğimiz teklif dosyasını sana göndereceğim. Sen de ona göre bir dosya hazırlarsın. Bana uyar. Son bir şey daha. Konuştuğumuz her şey aramızda kalacak. Kızına bile söylemeyeceksin. Merak etme. Kızım benim hayatımla ilgili hiçbir şey bilmek istemiyor zaten. Başlayacağım ben işe. Canı sıkılan bize dalıyor. Aile. Sen göreceksin aileyi Kemal Efendi. Sen göreceksin aileyi Kadir Efendi. Aileymiş. Şimdi ne olacak Kadir? Ha? Bilmiyorum ya, bulacağım mı yavrum benim. İyi de nasıl? Kadir, ne yapacağız? Ha? Şey mi yapsak? Sen Nilgün'le konuşurken ben seninle gelsem yakarım kendimi, suçu üstüme alırım. Yani yeter ki kardeşim mutlu olsun be, ha? Artık bana ne olduğu çok umurumda değil de. En azından kardeşim evlensin yani. Hani böyle yarım kalmasın bu hikaye. Ne dersin? Ben sana ne dedim Adana'da? Sen bittin artık, bu ailenin bir parçası değilsin değil mi? Dedim. Ya Kadir, ben ister miydim böyle olmasını ya? Bana kalsa ben sözleşmeyi imzadan sonra gösterecektim sana. Sen hemen celallendin. E bozdun nikahı. E ne yalan mı oğlum? Tutamıyor kendini sen ya. Sende öfke kontrol sorunu var Kadir. Bak dayım. Seni bir daha annemin ya da kardeşimin yanında görürsem eğer, gider onlara tüm gerçeği anlatırım. Tamam bırak, anladın mı? Hı? Sonra da kendi ellerimle veririm seni polise. Anladın mı beni? Ha? Hadi şimdi git. Adana'ya mı gidiyorsun, cehennemin dibine mi gidiyorsun, nereye gidiyorsan git, gözüm görmesin seni. Toz ol. Tamam hadi, hadi. Bir gün beni anlayacaksın Kadir. Bir gün bu aile için yaptıklarımı anlayacaksın. Hepsini sizin için yaptığımı anlayacaksın bir gün. Ne diyorsun? Hepsini sizin için yaptım ben. Efendim Emine. Alo Suzan Hanım. Nikah kıyılamadı. Vallahi kavga çıktı. Kadın çekti gitti. Şey, Macide Hanım bir evlilik sözleşmesi mi ne imzalatmış buna? Oğlan esti, gürledi. Ondan sonra kadın da yüzüğünü attı gitti.
Gerçekten mi? Vallahi öyle. Nikah memuru da gitti şimdi. Tamam. Güzel haber bu Emine. Sağ ol. Bir gelişme olursa bana yine haber ver. Tamam. Tabii. Tabii Suzan Hanım. Suzancığım. Nasılsın? Etme bulma dünyası şekerim. Arkamdan atıp tutarken iyiydi. Selma da iyice sağdı, bakmıyor kendine. Kocası da ne yapsın? Gözü dışarı kayıyormuş. Şimdi şu haline bak. Herkesin diline düştün. Buradakiler yüzüne söylemez ama ben söyleyeyim. Kimse düştüğün duruma üzülmüyor Suzan. Herkes çok iyi oldu. Çoktan hak etmişti diyor. Sen ve senin gibi düşünenlere cevabım. Kurumadan iletsen iyi olur. Konser bu akşam mı? Ha. Siz de gelsenize. Hem Mert'e değişiklik olur. Ne zamandır yoksunuz ortalarda. Yani ben bu akşam gelemem. Başka bir sözüm var ama söz başka bir gün dinlemeye geleceğim. Peki. Evet. Ah pardon. Ece açmayacak mısın? Mert'e benden de selam söyle. Alo Çiçek'cim. Alo Ece abla nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Kötüyüm çok daraldım burada. Abimi arasana hep beraber sinemaya gidelim. Hem sen ararsan hayır da diyemez. Bence sen abinle konuşsan bu konuyu daha iyi olur. Neden? Ne oldu ki? Çiçek'cim abinle konuşsan gerçekten çok daha iyi olur. Mert'in kardeşi miydi o? Hı hı. Sizin Mert'le aranızda bir sorun falan mı var? Boş ver şimdi ya. İçine sindi mi onu söyle asıl. Kızım bırak şimdi kıyafeti kalk. Kızım ne oluyor bana mı anlatmıyorsun? Ya Çiçek canı sıkılmış işte sinemaya falan gidelim diyor yani. Ne var bunda? Yani Mert'le ayrıldığımızı bilmiyor herhalde. Siz ayrıldınız mı? Kızım ne oluyor ya? Bir anlatsana. Ya boş ver. Gerçekten onun konuşmanın sırası hiç değil. Gerçekten ne olur. Lütfen uzat. İyi tamam. Ama sen kendini iyi hissedince dertleşiriz tamam mı? Tamam dertleşiriz. Oğlum. Annen ne zaman döneceğini söyledi mi sana? Söylemedi babaanne. Beraber olmak varken kulüpte nereden çıktı? Hiç yani hiç. Babaanne şu dünyada gelininden memnun olan bir tane kaynana var mıdır? Ben çok merak ediyorum. Ece ablayla konuştum. Belki beraber sinemaya gideriz diye. Ama abinle konuş deyip kestirip attı. Ece abla neden böyle yapıyor? Ece ile aranız kötü mü oğlum? Bak Ece iyi kız. Sen hastanedeyken gece gündüz başını bekledi. İçi dışına geçti kızın ağlamaktan. Abi. Biz Ece ile... ayrıldık. Ne? Ayrıldınız mı? Ne zaman? Abi niye bize bir şey söylemedin? Anlatsana oğlum. Konuşacak bir şey olsaydı konuşurduk.
Yok, onu öyle kıramam toprağım. Böyle daha sert vurman lazım. Bir gün teyzeye vurduğun gibi. Kemal amcaya vurduğun gibi. Ya hiç öyle bakma Kadir. Haklı olduğumu biliyorsun. Biliyorum abi, biliyorum. Evet kardeşim, biliyorsun da sen niye böyle şeyler yapıyorsun Kadir, he? Ya hasreti arayacaktım az kalsın ama şimdi durduk yere kızla telaşlandırmayayım dedim de içim yedi Kadir. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Bilmiyorum abi, öfkeme hakim olamıyorum. Tam bir şeyler düzeliyor, tam her şey yolunda gidiyor, bir şey çıkıyor. Ve ne zaman işler yolunda gitmese, bünyem hemen Kemal Bey'i suçluyor. Hemen ona saldırıyor. 24 senenin öfkesi işte, öyle ha deyince dinmiyorum. Kemal Bey demesen artık mesela, ha? Baba desen, belki içim yumuşar. Belki o zaman affetmeyi başarırsın, ha? Önce bir annemin gönlünü almam lazım. Kadının en mutlu gününü berbat ettim. Oh! Biz şimdi gerçekten Adana'ya mı döneceğiz? Evet. Adana'ya döneceğiz gerçekten. Bizim burada olmamız... benim aklım karışmış. Ben düşünemedim ki. Her şey o kadar üst üste geldi ki oradan işte yok seni kaçırdılar. Evi taşladılar. Atölyeyi dağıttılar. Doğru düşünememişim işte. Peki şimdi doğru mu düşünüyorsun? Doğru mu karar veriyorsun? Sen babamı topla bir an önce. Yarın ilk uçakla gidiyoruz. Ya bizim hiç söz söylemeye hakkımız yok mu? Ya zaten babam da buna müsaade etmez. Kadir arıyor. Tamam aç. Aç söyle hemen eve gelsin. Ay, evdeyiz Kadir. Tamam. Ebo'yla geliyorlarmış. Efendim Sedef. Mert, nasılsın? Bir sesini duyayım dedim. İyiyim. Ne olsun işte bıraktığın gibi. Sen nasılsın? Ya sen niye hayırsız çıktın? Hayır, okulu da dondurdun. Yüzünü göremez olduk. Özledim vallahi. Bak ne diyeceğim. Bizim grupla akşam ufak bir sahnemiz var. Gelsene. Laflarız biraz. Ece'yi de al. Değişiklik olur sizin için. Sedef, hiç evamla değilim. Daha sonra... Hadi ama kırma beni. Sedef, lütfen. Bak hayır cevabını kabul etmiyorum, tamam mı? Bu akşam oraya gelinecek, Sedef sahnede desteklenecek, o kadar. Tamam, nerede? Ben sana konum atarım. Ece'nin haberi olması yalnız, tamam mı? Ne oldu? Bir sorun mu var aranızda? Daha sonra konuşuruz. Tamam. Bu defa çok ileri gittin Kadir. Ya bir ağzını tutamadın. Şimdi annemin gönlünü al alabilirsen. Toparlan hadi gidiyoruz. Anne. İbo, biz çay koyalım. Tabii tabii. Benim yüzümden kendine bunu yapma ne olursun. Ne olursun benim aptallığımın yükünü sen omuzlama. Dayım kışkırttı bir an, bilemedim ne yapacağımı bilemedim. Hep bir bahanem var değil mi oğlum? Dayım kışkırttı, Kemal kışkırttı, Mert kışkırttı. Yani sen kan beynine fışkırsın diye bahane arıyorsun. Senin ne zaman ne yapacağın belli değil ki. Ben çok korkuyorum biliyor musun? Bir gün sana ya da birine bir şey olacak diye. Haklısın anne, haklısın anne de ben işte... Adana'ya dönüyoruz oğlum. Ben sonradan pişman olmak istemiyorum. Anne ben hayatım boyunca affetmem kendimi. Sen bu evlilik kararını bana bıraktın değil mi? Ben kararımı verdim.
Dönüyoruz. Parayla bir haftayı bile çıkaramazsan bu şehirde Fadır. Önüne baksana birader. Kusura bakma abi. Yürümek için de ehliyet lazım bunlara. Selamünaleyküm. Boş oda var mı? Ha var. İyi, anahtar ver de çıkak. Anahtar vermeyeceksin. Ne anahtarı la? Çık yukarı, aç kapıyı gir. Hop hemşerim, para peşin. 50 kağıt. Ne? Cüzdan. Şerefsiz neredesin? Lan! Cüzdanımı! Cüzdanımı çaldılar! Lan polis yok mu lan? Cüzdanımı çaldılar! Cüzdanımı çaldılar! Hayır, ben böyle İstanbul'u daha ilk günü öptürdük lan kendimizi. Bir dur artık. Başım döndü. Sen de kızgınsın bana değil mi? Kızgınım tabii. Haklısın, ne diyeyim. Haklısın. Sen de haklısın. Annem de haklı. Hepiniz haklısınız çünkü geri zekalıyım ben. Tutamadım ki kendimi. Ama çözeceğim. Bak gör. Ya nasıl çözeceksin? Annem valizleri topladı bile. Bana yardım etmen lazım. Etmesini ederim de... senin aklında ne var? Değişeceğim Asrit. Değişeceğim. Artık o eski Kadir yok. Artık öyle başına buyruk davranmak falan yok. Gör bak, annem de sen de gurur duyacaksınız benimle. İnşallah Kadir. İnşallah. Gel. Ya oğlum, yalnız bırakmayacağını biliyordum. Hoş geldin be. Ne yapıyorsun sen? Yalnız ben çok fazla kalamayacağım. Bir iki şarkı dinler kaçarım. Hemen pazarlığa gir zaten. Aferin. Oğlum neredesin ya? Bir daha sarılacağım. Çok özledim seni. Aşağısı full insan kaynıyor resmen. Bayağı iyi. Ya sen depresyon keşişi misin? Ha? Kapattın kendini eve. Ya oğlum derse girmen şart mı? Gel okula iki laf edelim, özlüyorum bak. Sedef, ben neler yaşıyorum sen biliyor musun? Okul mukul kaldıramam. Ama sen bana bakma, ben öyle konuşuyorum işte boş boş. Bana bak, sen Ece'ye niye haber verme dedin? Sizin aranız limonlu mu biraz? Ayrıldık. Hadi canım. Oğlum siz çok yakışıyordunuz be. Ay, ben aptalım. Israr ettim o kadar. Ben bilsem ısrar eder miyim? Bak üzüldüm şimdi. Yok canım, sen nereden bileceksin zaten? Oldu bitti. Boş ver. Şş. O suratını asmıyorsun. Enerjini yükseltiyorsun. Ben de aşağıdayım. Tamam? Bana bak. Hiçbir yere kaybolmuyorsun. Bozuşuruz sonra. Bardayım. İyi sahneler. Thank you.
Tuza? Hayırdır, ne işin var burada? Çiçek odasından birkaç parça şey istedi. Onları almaya geldim. Yani söylesem ben getirirdim. Yok. Yakınlardaydım zaten. Merak etme, kalıcı değilim. Eşyalarını alıp çıkacağım. Peki. Sen mi haber verdin anne? Ay ne haberi be? Ne diyorsun kızım? Ha, tesadüf yani. Nikah iptal oluyor. Suzan Hanım da böyle şık şıkırdım bir anda eve geliyor, öyle mi? Ay gelir gelir. Sana ne? Kadının kendi evi değil mi canım? Ah anne ya, ben sana ne diyeyim bilmem ki. Sen bana hiçbir şey deme. Sen bence odana git. Böyle bu tavırlarınla ortalıklarda dolaşıp Suzan Hanım'ın da benim de canımı sıkma. Hadi. Yardım ediyorum ya. Etme. Yardım falan etme. İstemiyorum. Odana git. Ders mi çalışıyorsun artık? Videolar mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Kaybol yeter ki. Hadi. Ayak altında dolaşma. Terk et o derdini, benden almadın. Sabret, sonu aynı değil, söylüyorum. Dinle, rüyaların her gün aynı olmayacak. Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin. Gitme, kaybedince daha çok seveceksin. Biliyorum hiçbir anlamı yok yokluğunda, yokluğunda, yokluğunda. Halde araba kullanamazsın, biliyorsun değil mi? İyiyim. Ben iyiyim. Sen niye ara bu kadar içtin anlamadım ki ben. Bak taksi çağıralım, taksiyle kaçalım, ister misin?
Buraya gelmenin beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Deniyorum Kemal. İnan senden nefret etmeyi deniyorum. Ama başaramıyorum. Sevmemelisin diyorum. Senin sevgini hak etmiyor diyorum. Ama olmuyor. Bunların hepsi geride kaldı, Suzan. Bence gitsen iyi olur. Haklısın. Geride kaldı. Ben sadece öyle dertleşmek için söyledim. Baksana. Burası bizim evimiz. Bahçemiz. Koca bir ömür geçirdik beraber. Gelince tekrar anılar canlandı. Kemal, ben sana hala çok aşığım. Suzan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biz boşandık, bitti, ayrıldık. Rica ediyorum, gider misin? Lütfen. Haklısın. Özür dilerim. Kendimi kaybettim bir an. Çok özür dilerim. Bana geldik. Bu halde eve gitme dedim. Bir sürü sorguya çekecekler şimdi seni. Otur şuraya. Ay. Ben sana can falan bir şey açayım. Hava. İyi misin? İyi tamam, sen burada yatarsın. Ben çarşaf alıp geliyorum. Sabah bana kahvaltıya gelsene, laflarız. Bütün gün aklım sendeydi. İyi olur aslında. Benim de konuşmaya ihtiyacım var. Kruvasanı getiririm gelirken. Suzan, neredesin bu saate kadar? Mert de yok ortalıkta. Biliyorum. Mert'le konuştum. Arkadaşında kalacakmış. Ne bu mutluluk? Evlilik iptal oldu. Değil mi? Nereden duydun? Kemal'in yanından geliyor. Allah'ıma bin şükürler olsun ya Rabbim. Ne olmuş? Evlilik sözleşmesi.
Yani başta pek emin olamamıştım ama işe yaramış. Ay, gidiyorlar mı yoksa? Yakındır. Bak, gördün mü? Sana kalsa elini kolunu bağlayıp oturacak. El attım da bak felaketten kurtardım sizi. Teşekkür ederim Macide. Madem evlilik sözleşmesi yüzünden olmadı bu evlilik, Kemal niye beni aramadı? Niye hesap sormadı? Bekleyelim bakalım. Arayacaktır mutlaka. İyi geceler. Şu hallere de düştün ya. Helal olsun Fatih'e. Ne pis kaderim varmış benim ya. Daha bir ay önce 10 yıldızlı otellerde keyif çatıyordum ben ya. Resmen varlık içinde yokluk çekiyor mu? Lan bir sus da uyuyalım lan. Vır 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 vır. Akşam akşam. Allah Allah. Bırak, bırak. Merhaba. Tamam, git sen hadi. Zebani gibi başımda dikilecek misin Tamer? Aç mısın? Yok. Ben kahvaltı yaptım, teşekkür ederim. Kahvaltı yaptın demek. Tavuğun k***dan çıkan yumurtayı şuna tercih ediyorsun ha? Nasıl? Otur, otur, otur. Konuştun mu Suzan Hanım'la? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Biliyorsun değil mi? Ben pek sıkıntıdan hoşlanmıyorum da. Yok. Bir sıkıntı yok canım. Neden bir sıkıntı olsun? Yani her şey tam benim düşündüğüm gibi. Yani bu evliliklerinde yaşadıkları sorunlardan dolayı hani Suzan Kemal'e zarar vermek için elinden ne geliyorsa yapar. Oğlum, ben evlilik danışmanı mıyım? Ha? İşten bahset, işten. Haklısınız. Suzan Hanım benim şirketime... Efendim? Senin şirketin mi? Tamer, bu şirket benim. Senin şu hayatta canından başka hiçbir şeyin yok. O da çok şükür ben de ipotekli. Değil mi? Suzan Hanım, sizin şirketinize her türlü destek vermeye hazır. Ne dedim ya, Kemal'e karşı kinlenmiş. Eğer kartları doğru oynarsak, ellerinde ne var ne yoksa her şeyi kısa zamanda alırız. Vallahi ben yapmadım abi.
Ben yapmadım abi, iftira atıyorlar. Abi, iftira atıyorlar abi. Vallahi ben çalmadım. Yeminle ben çalmadım abi, iftira atıyorlar. Hangi elini kullandın? Yeminle iftira atıyorlar abi, ben çalmadım. Tamam. Hangi elini kullandın? Abi anam babam ölsün, ben çalmadım. Oğlum, hangi elini kullandın? Benden çalmazsın değil mi? Yok. Günaydın aşkım. Gece yaşadıklarımızdan sonra ne diyeyim? Dün... Sedef... Ben dün... Ben ne? Ne? Ben ne Mert? Ha ben anladım. Senin kafan karışıktı değil mi? Aklından gitti her şey. Dün gece yaşadığımız hiçbir şeyi hatırlamıyorsun. Ayrıca sorun bende değil, sende öyle mi? Bana bak. Dün ne yaşandı hatırlamıyorum ama eğer bir şey yaşandıysa da bu aramızda kalacak. Bu hiç olmamalıydı. Hataydı, tamam mı? Hata. Çikolatalı kruvasan aldım, en sevdiğinden. Ya biz dışarıda mı yesek bir şeyler? Ev bana bastı biraz. Ne oluyor Sedef ya? Kapıdan kovar gibi. Zaten sen çağırdın, aradın beni. Çağırdım, işte. Bizim aşkımız bu kadar basit değildi.
geçerken uğramış. Ben de çok şaşırdım. Neden içeri aldın? Ben mi aldım? Ya kapı açık kalmış belli ki içeri girmiş. Mert, ben de üzüldüm. O benim de arkadaşım. Tamam, ben konuşurum onunla. Yani alkollüydük işte, birdenbire gelişti falan derim. Mert zaten sabah kalktı, vicdan azabı çekti falan derim, ne bileyim. Sakın, sakın. Babanız gelmiş. Siz mi haber verdiniz? Adana'ya döneceğimizi söyledik sadece. Size vazgeçirmeye mi geldi? Kemal Bey sizi havaalanına benim bırakmamı istedi Nilgün Hanım. Babama ne dedin Kadir? Nasıl ikna ettin? Orası bende kalsın. Ne oldu, yine bir şey mi söyleyeceksin? Yine bir şeye mi öfkelendin? Hı? Yine bana bağırıp çağırıp bir şey mi anlatacaksın? Acıklı bir hikayen mi var, onu mu anlatacaksın? Orta ikideydim. Ders Türkçe dersi. Bizim ekiple kaynatıyoruz arkada yine. Bir oldu, iki oldu, hoca bağırdı. Kadir. Evet hocam, çıktı tahtaya. Çıktım tahtaya. Elime bir tane kağıt tutuşturdu. Al, oku bir şiir. Ayladım ya, peki hocam okuruz. Aldım elime şiiri. Öylece kala kaldım. Hoca tekrar, hadi oğlum dilini mi yut? Çare yok. Sınıfın ortasında rezil olmayacağız ya, ufacık çocuğuz ama delikanlıyız yine. Başladım okumaya. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk çarp.
Haydi gidelim. Gecikmeyelim daha fazla. Kemal ne yapıyorsun? Seni kaçırıyorum. Ne? Kaçırıyorum. Nereye gidiyoruz söylesene. Canım söylersem sürpriz olmaz ki. Bak, çocukluğun sırası değil lütfen. Uçağı kaçıracağız. Evet kaçıracaksın. Amacımız bu. Hoş geldiniz Ece Hanım. Kimseyi görmek istemiyorum. Sorun olursa da burada değil dersin. Kimseyle görüşmek istemediniz ama. Yeni mi geldi bu? Hayırlı olsun. Kızım. Ya babanı böyle mi karşılıyorsun artık? Sence daha fazlasını hak ediyor musun? Aa, kırılıyorum ama. Sen. Kırılıyorsun. Evet. Benim de bir kalbim var kızım. Bak ondan şüpheliyim işte. Zor bir gündü galiba. Bırak artık şu lüzumsuz sevimli hareketleri. İki aydır seni görmüyorum. Kızım Amerika'da işimde gücümdeyim ben biliyorsun sen de. Bu mu? Amerika'daydım. Ya ben? Ben neler yaşadım biliyor musun? Ben nelerle uğraşıyorum? Senin haberin var mı? Sağdan soldan duydum bir şeyler. Sen de telefonda üstün körü anlattın. Kızım, Ececiğim. Bak ben bu Kemal İpekçi'nin aşk hayatıyla ilgilenmiyorum. Benle ilgileniyor musun baba? Kızın ilgini çekiyor mu? Bir kere olsun beni düşündün mü? Gerçi benimki de laf. Karısını hasta yatağında bırakan adam sensin. Ben de soruyorum. Ya sen yine niye her şeyi böyle dramatikleştiriyorsun? Ha? Kız arkadaşlarının hepsi babalarına hayrandı biliyor musun? Gözlerinin içine bakarlardı. Ben senin yüzüne bakınca anneme çektirdiklerini hatırlıyorum sadece. Öyle baba dediğime falan da bakma. Az alışkanlığı işte. Dilim söylüyor ama içim kabul etmiyor. Kızım benim, canım. Bak ben ta dünyanın öbür ucundan geldim. Bu mu göreceğim muamele? Hadi kalk bakalım kanka. Hani sen beni özlemedin ama ben seni özledim. Kanka kalk 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 gel gel gel. Gel gel kızım benim canım. Geçti artık bak. Babam burada. Hı? Hoş bulduk. Hop 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 hop. Ha nerede kaldı bunlar? Hoş geldiniz Mert Bey. Yalnız Ece Hanım şu an müsait değil. Ece! Hı? Romeo da geldi. Tamer amca. Ben... Benim haberim yoktu sizin burada olduğunuzdan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert'ciğim. Bu ara biraz buralardayız artık. Hı? Ya bu arada sana da çok geçmiş olsun. Büyük Badire atlattın. Sağ olun. Yani Ece Amerika'dayken hani bahsetti ama ben böyle apar topar tabii gelemedim işten güçten. Ama iyisin sen. Yani bu ameliyat sonrası ne kağıt falan. İyiyim ben. İyiyim. Eksik olmayın.
O kötü günlerin hepsi geride kaldı. Çok şükür. Çocuklar, sizin neyiniz var böyle? Hı? Burası böyle bir 5 derece falan soğudu mu, bana mı öyle geliyor? Hiç sırası değil baba, lütfen. Tamer amca, ben sizden rica etsem, benim Ece ile çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor da. Gerek yok. Benim onunla konuşacak hiçbir şeyim yok. Ya sen beni artık bir dinler misin? Her şeyi yanlış anlıyorsun Ece. Neyi yanlış anladım ya? Neyi yanlış anladım? Dün geceyi Sedef'le geçirmedin mi? Sabah yarı çıplak çıkmadın mı odasına? Mert'cim. İstersen sen de uzatma artık konuyu ha. Bak. Ece seni dinlemek istemiyor. Bahanelerini duymak da istemiyor. Sen yapacağını yapmışsın zaten. Kızımı üzmene daha fazla izin verecek değilim. Çık. Rahatsızlık verdim. Kızım, sen iyi misin? Bırak babaya, umursuyormuş gibi. Hepiniz aynısınız işte. Tek bildiğiniz can acıtmak. Dünü hiç yaşamadık. Dünü takvimlerden çıkardık. Bugün bu masaya ilk defa oturacaksın anne ve yanında babam olacak. Babam dedin sen? Evet, baba dedim. Ben değiştim anne. Bak, sana söz veriyorum. Hatta sana babamın önünde söz veriyorum. Artık o eski Kadir yok. Artık o bağırmalar, çağırmalar, öfke nöbetleri yok. Benim tek isteğim senin mutlu olman. Her zaman da böyleydi. Ne zaman konuştunuz siz? Ne zaman yaptınız bunları? Boş ver bunları, hadi. Gidip hazırlan. Nikah memurunu bekletmeyelim. İşte bu be. Yaşa Nilgün teyze.
Merak etme. Işık hızında hazırlayacağım annemi. Gel, gel. Ben de gidip hazırlanayım artık. Neredesiniz be? Neredesiniz? Kapı duvar. Anneciğim sen giyin. Ben geliyorum. Tamam. Efendim dayı. Neredesiniz kızım? Kapıyı çaldım çaldım açan yok. Ben de döndüm gidiyorum. Neredesiniz? Babamın evindeyiz dayı. Dün yarım bıraktığımız işi tamamlıyoruz. Annemle babam bugün evleniyor. Bana niye haber vermediniz Hasret? Benim niye haberim yok? Kadir istemedi dayı. Annem de kızgın sana. Dünden sonra böylesi daha iyi. Vay be. Demek dayınızı hep de kapının önüne koydunuz ha? Olsun beye. Yakışır. Olsun. Varsın böyle olsun. Dayı ya öyle deme. Ya ne diyeyim Hasret? Ya tamam bırak boş ver ya. Siz mutlu olun da yine bana köpek çekilsin. Önemli değil ya. Yeter ki siz mutlu olun. Yalnız bana bir fotoğraf gönder Hasret. Olmadı ona bakar bakar avunurum. Bir fotoğrafı bana çok görme. Tamam dayı yollarım. Bu iş böyle kalmayacak Kadir. Madem öyle, hesabını vereceğim. Gel canım. Gel şöyle. Teşekkür ederim. Bu adam beni durduk yere niye aradı? Niye konuşmak için bu kadar ısrar etti diye düşünüyorsunuz? Haklısınız da. Ben uzatmadan mevzuyu anlatayım. Ben sizi işbirliği teklif etmek için çağırdım. Suzan Hanım. Ya sen kimsin ben seninle işbirliği yapacağım? Kemal'e kızgınsın. Ben de kızgın. Nilgün'le Kadir'e kızgınsın. Ben kuduruyorum. Onlardan intikam almak istiyorum. Ben de istiyorum. Değerli konuklar, her iki aile adına bu mutlu güne hoş geldiniz diyor. Nikah akdinizi başlatıyorum. Adınız, soyadınız? Nilgün Kayalar. Adınız, soyadınız? Kemal İpekçi. Evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Yaptığım araştırma sonucunda evlenmenize engel bir durum bulunmadığı tarafımdan tespit edilmiş olup şimdi bir kez daha şahitler ve misafirler huzurunda sözlü olarak evlenmek istediğinizi beyan ederseniz evlenme akdinizi gerçekleştireceğim. Siz Sayın Nilgün Kayalar, yanınızda oturan Sayın Kemal İpekçi'yi hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bu adamın bana ne yararı olacak? Ben bunun bana doğruyu söylediğini nereden bileyim? Sonuçta o da onlardan biri diye düşünüyorsunuz. Belki. Haklısınız da. Ama yanlış düşünüyorsunuz Suzan Hanım. Ben şimdi kaderimi sizin ellerinize teslim edeyim de belki o zaman samimiyetime biraz inanırsınız.
Ben kendi oturduğum evi taşlattım. Nilgün'ün oturduğu evi taşlattım ben. Zan. Atölyeyi dağıttırdım. Bütün dokuma tezgahlarını kırdırttım. Camı çerçeveye indirttim. Hasret kaçıran da bendim. Doğru duydun ya Suzan. Para için öz yeğenimi kaçırttım ben. Siz Sayın Kemal İpekçi, yanınızda bulunan Sayın Nilgün Kayalar Hanım'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmadan eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Tüm kalbimle evet. Fotoğrafınızı çekeceğim. Hadi gel. Sağ olasın. Hoş geldiniz Macide Hanım. Ne oluyor burada? Kemal Bey evlendi. Şimdi ben bütün bunları Kemal, Nilgün'le çocuklara sahip çıkmak mecburiyetinde kalsın diye yaptım. Ha istediğim de oldu. Hasret kurtulur kurtulmaz. Kemal evlilik teklif etti. Nilgün hop hemen kabul etti. Hop atladılar, geldiler, oturdular buraya. Bu İstanbul'un orta yerine oturdular. Bu zengin hayatın ta ortasına oturdular. Oturur oturmaz da yaptıkları ilk iş beni ötelemek oldu, biliyor musun? Beni it gibi kapının önüne koymak oldu. Onlar benim sayemde buradalar. Benim sayemde kavuştular. Ben kavuşmalarını istedim, kavuştular. Ama ben ayrılmalarını isterim, bir daha ayrılırlar. Bu kadar basit. Bak ben hak ettiğim hayat yaşamak istiyorum. Suzan Hanım, senden intikam almak istedim. İkimiz omuz omuza verirsek bu işten iki tarafta karlı çıkar. Bilmem anlatabildim mi? Yanlış mı dedik ben? Ha Suzan'a? Yanlış değil. Eksik. Evlenmediler. O anlaşma iptal oldu. Evlenmeyeceklerdi. Nasıl bilmezsin böyle bir şeyi? Ben her şeyi bilirim Suzan Hanım. Merak etme sen. Ha bak, bu fotoğrafa bak. Çekin mi, çekin mi? Doya doya bak. 12 yaş çoktan kıyıldı. Sen bana hak ettiğim hayatı ver. Ben de sana intikam almak için gerekli bütün kapıları tek tek açayım.
Hayırdır anne? Tebrik etmek için mi geldin? Böyle bir manzarayla karşılaşacağımı bilsem adımımı atmazdım. İstersen fotoğraf çektirelim. Aile fotoğrafı. Katılmak ister misin? Gerek yok. Akşam yemek yiyeceğiz. Ufak bir kutlama yemeği. İstersen ona gel. Onunla konuşacağım. Zaten konuşacağını konuştum. Bu kadar yeter. Kemal. Sen çocuklarla şöyle geç. Ben konuşayım Macide Hanım'la. Şimdi buraya kadar gelmiş. Dinlemeden olmaz. Sözleşme iptal oldu anne. Avukatı da kovdum. Haberin olsun. Kadir. Buyur. Sen şimdi zafer kazandım sanıyorsun değil mi? Ama yanılıyorsun. Bu evin her köşesinde Suzan'ın izi var. Hangi odaya girsen Suzan'ı göreceksin. Bakma öyle Kemal'in, hep seni sevdim dediğine. Erkek bu. İşine geldiği gibi konuşur. Madem seni o kadar seviyordu, onca yıl niye Suzan'la aynı yatağı, aynı odayı paylaştı? İkinci çocuğu niye yaptı? Seven bir adamın yapacağı şey mi bu? İzin verirseniz kocam ve çocuklar beni bekliyorlar. Sizinle konuşmak her zamanki gibi çok keyifliydi. Sen evlendin ama hiçbir zaman Kemal'e sahip çıkamayacaksın. Suzan gibi kadınlar unutulmaz. Bunlar büroda dip dibe çalışırken sen evde kocanı nasıl bekleyeceksin merak ediyorum. Ucuz atlatmana izin vermeyeceğim Kemal. Nasıl gidiyor butikte işler? Normal. Ece, asma böyle suratını. Bak 5 yıla kalmaz kırış kırış olursun. Hı, tek derdimiz bu olsun. Yapma kızım. Sen Mert'i mi düşünüyorsun hala? Beni düşünüyormuş gibi davranmaktan vazgeç. Sen ısrar ettiğin için geldim ben buraya. Şansını daha fazla zorlama. Sen kime çektin acaba? Ne olurdu biraz babana çekseydin? Yarı yaşındaki bir kız için terk ettiğin anneme çekmişim herhalde. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk. Masanız hazır efendim. Buyur. Gel. İstemediğin ot burnunun dibinde bitermiş. Kemal Bey ve yeni ailesi teşrif ettiler. Baba. Ne var kızım? Ne dedim şimdi ben? Lütfen diyorum. Merak etme ben sakinim. Yani hiç gerek yoktu böyle bir yere gelmemize Kemal. Evde de yerdik yemeğimizi. Rahat rahat biz bize oturur konuşurduk. Yaman anne sanki her gün evleniyorsun. Hiç. Çocukların gerekeni söyledi. Ben susuyorum. Suzan.
nihayet gelebildin. Telefonlarıma niye cevap vermiyorsun kızım? Çok yoğundum Macide anne. Yoğunmuş. Bir telefona cevap vermek bu kadar mı zor? Gerçekten havamda değilim. Bugün başıma gelenler yetti dertti bile. Sizinle uğraşamayacağım. Ya benim başıma gelenler? Nikah iptal oldu dedin. Ben de kalktım Kemal'e gittim. Ne yaptınız? Kemal'e gittim. Tam nikahın ortasına düşmüşüm. Yaşadığım utancı anlatamam. Bunlar daha iyi günlerimiz. Oğlunuz böyle şeyler yapmaya devam ettikçe daha çok utanacağız. Hem ben anlamıyorum, niye kafanıza göre gidip duruyorsunuz şu eve? Artık bizim o evle bir ilişkimiz kalmadı. Suzan, sinirini benden çıkarma. Çok yorgun. Yemek yemeyecek misin? Hayır. Oğlum ne iştah bıraktı ne de yaşama sevinci. Siz çok istiyorsanız yiyin. Afiyet olsun. Lütfen açıklamama izin ver Ece. En azından bu kadarını yapmama izin ver. Mert mi? Hepiniz aynısınız. Hepiniz sadakatsizsiniz, güvenilmezsiniz. Sen benimle mi konuşuyorsun, Mert'le mi? Hayır, bileyim de ona göre cevap vereyim. Nasıl böyle rahat olabiliyorsun? Ben anlamıyorum. Ece, bak ben hayatın kendisini seviyorum. Böyle gereksiz dramatik aksiyonlarla onu sulandırmayı değil. Senin o gereksiz dram dediğin şey benim annemi öldürdü. Ececiğim, bak bunlar eski defterler. Eski dediğin şey naftalin kokar. Ve inan bana kimsenin işine yaramaz. Açma. Sen şimdi eski kayınpederine bir merhaba demeyecek misin? Babam. Kızım, hava biraz yumuşasın dedim. Bir şey değil. Dur. Ben şunlara bir merhaba diyeyim. Hayır baba, sakın. Sakın. Otur hemen buraya. Ece. Baba otur diyorum. Merhaba, afiyet olsun. Kemal, ne güzel sürpriz böyle ya. Biz de Ece'yle bir şeyler yiyorduk. Ece niye gelmedi? Onlar Mert'le yeni ayrılmışlar, çekindi herhalde biraz. Ayrılmışlar mı? Senin haberin yok muydu? Normal tabii. Bu aralar biraz meşgulsün. Tanışmayacak mısın bizi? Ailenle. İşin Nilgün. Oğlum Kadir, kızım Hasret. İbo da aileden sayılır. Tamer Bey, Ece'nin babası. Ve Kemal'in eski ortağı. Nilgün Hanım, kusura bakmayın, ben nikahınıza gelemedim. Çünkü Kemal çağırma nezaketini göstermedi. Ama en kısa zamanda hediyemle beraber geleceğim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Böylece Kemal'in densizliğini de telafi etmiş olacağız. Neyse. Ben daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. Afiyet olsun. Size de. Gerçekten ortak mıydınız baba? Maalesef kızım. Maalesef. Neyse boş ver hadi. Yemeğimizi yiyelim. Yalnız resmen gözlerinle dövdün adamı. Daha fazlasını yapmak istedim ama neyse. Demek Ece'nin babası. Evet ama zerre kadar kızıyla alakası yok. Yaramaz adamın tekidir. Hadi neyse boş verin. Yemeğimizi yiyin. Nasıl? Güzel mi yemekler? Evet, çok güzel. İbo, senin kebaplara benzemez ama. Yok ya Kemal amca, baksana ben silip süpürdüm zaten. Başkasından duymamızı istemedim. Anne ne oluyor? Babanız bugün evlendi.
beni hiç ilgilendirmiyor anne. Çiçek. Sen iyi misin? İyiyim. İyi olacağım. İyi olacağız. Bundan sonra birbirimize daha sıkı sarılacağız. Daha çok paylaşacağız. Ne hissediyorsak. Bütün kırgınlıklarımızı. Aklımıza gelip yapmak isteyeceğimiz bütün delilikleri. Her şeyi birbirimize anlatacağız. Sır yok. Yalan yok. Bu dünyada bir anne için en önemli şey çocukları. Babanız kimle evlenirse evlensin. Ben sizinle aynı çatının altında olayım. Dünyanın en mutlu insanıyım. Anlaştık mı? Gör bak seni hiç üzmeyeceğim. Kemal'in Mert'le ayrıldığınızdan haberi yok. Bak Mert'le olanları bana anlatabilirsin. Bana her şeyi anlatabilirsin. Biz arkadaşız biliyorsun. Benim yeni bir arkadaşa ihtiyacım yok. Yeterince arkadaşım var zaten. Ece, bana dişlerin arasında konuşma. Sesini yükseltme. Bak, benim sorumluluklarının farkında olan bir baba ihtiyacım vardı. Yanımda olan, küçük kızı olduğunu hissettirebilecek bir babaya. Ama maalesef o babaya hiçbir zaman ulaşılamadı. Sana afiyet olsun. Kızım ne dedim şimdi? Dursana. Gece. Nereye oğlum? Ben bir bakayım. Ece. İyi misin? Babasıyla sorunları olan sadece sen değilsin. Fark ettim onu. Yani içeride. Yapabileceğim bir şey var mı? Babam adına özür dileyebilirsin Kemal amcadan. Masanıza gelemedim. Mert yüzünden mi? Üzülme, anlayacaktır yakında hatasını. Bak istiyorsan ben konuşabilirim onunla, anlatırım yani. En olmadı döve döve anlatırım. O iş bitti artık. Bir geri dönüşü yok. Ya olur mu öyle bir yanlış anlama yüzünden saçma sapan öyle biter mi hemen? Hem sen demiyor muydun bana insan sevdiğini kaybetmemek için her şeyi yapar diye? Ece? Mert başka biriyle olmuş bile. Onun sevgisi bu kadarmış işte. Pardon. Ben dağıldım biraz. Senin derdin zaten başından aşkın. Ben gideyim en iyisi. İyi geceler. Neydi kocum senin adın? Kadim. Yok yok, Kadir, Kadir. Kadir. Benim kızımdan uzak dur. Senin çapın ona dar gelir. Anlamadım.
Anladın sen Kadir. Anladın. Ece'yle samimiyet? Samimiyet değil de biz tesadüf diyelim ona. O ne demek? Mert'le Ece'nin ayrılması benim yüzümden oldu gibi. Nasıl oldu? Yani tam olarak öyle denemez ama. Tam nasıl oldu? Ece beni aradı. Buluşmak istedi falan. Neyse buluştuk. Derken Mert geldi. Yanlış anladı tabii. Sonra işte atıştı bunlar. O ona yükseldi. O ona laf çaktı falan derken ayrılmışlar. Oğlum şunu düzgün anlatsana. Ece benden Mert'e abilik yapmamı istedi. Kızın niyeti kötü değil aslında ama Mert tabii yanlış anlayınca ortalık karıştı yani. Olay bundan ibaret, samimiyet falan dedi. Sen yine de çok karışma onların işine. Bırak kendileri halletsin. Evet oğlum, baban haklı. Karışma sen, uzak dur. Vay be Rıza. Sonunda bu da oldu ha. Ben dün nikah iptal olunca bir sevinmiştim. Oh be, bu belayı da atlattık demiştim ama nerede? Emine yavaş, bir duyan olacak. Ay, kim duyacak Rıza? Evde bizden başka insan mı kaldı sanki? Olsun. Neme lazım? Onlar bu evin yeni sahipleri. Saygıda kusur etmek yakışmaz. Bak. Suzan Hanım senin için neyse bundan sonra Nilgün Hanım da o. Hiç boş yere ahlanıp ahlanma. Ay. O iş öyle o kadar uzun boylu değil Rıza Efendi. Allah yazdıysa bozsun. Ay Suzan Hanım nereye, o kadın nereye bir kere yani? İkisi birbirinin dengi mi? Vallahi Macide Hanım bile senin kadar kibirli değil. Rıza. Ha. O değil de bizim kızın kulağını bir çeksen diyorum. Niye? Ne oldu ki? Ya o çocukla çok bir konuşuyorlar. Vallahi hiç hoşuma gitmiyor bu, Rıza bilesin. Kadir'le mi? Kadir'le. Rıza ne olur al karşına konuş lütfen. Biraz babalık yap. Böyle işlerin önünü almazsan sonra ucunun nereye varacağı hiç belli olmaz maazallah. Konuşurum konuşurum. Sen durmaz ya. Sıktı şimdi Fadıl. Parayı dikkatli kullanmak lazım. Daha ne kadar buralardayız belli değil. Hiç boşuna bakma bana öyle Fadıl. Suzan'dan para koparmayaydın da sokaklara mı düşeydin? Parklarda mı yasaydın? Bu dünya acımasız oğlum. Bak, kendi kanın, kendi canın seni dakikasında sattı. Sen kendine sahip çıkmazsan, kimse sana sahip çıkmaz. Aklını başına al oğlum. Aklını başına al. Kemal, yani sizin o eski odada kalmayacağız değil mi? Merak etme. Misafir odasını hazırlattım.
tuhaf hissediyorum. Yani ben 25 senedir kimseyle aynı odada kalmadım. Kimsenin nefesini yakınımda hissetmedim. Hiçbir şey için acele etmemize gerek yok Nilgün. Sen ne zaman kendini hazır hissedersen, ne zaman rahat hissedersen o zaman. Kadir. Hı? Sence dayım nerededir? Tamam hak etti ama üzülüyorum işte. Ya boş ver üzülme. Ya siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok. Ya siz kesin benden bir şey saklıyorsunuz. Böyle ağız birliği yaptığınıza göre. Yani şimdi Hasret, dayımın da artık hayatına bir çeki düzen vermesi lazım değil mi? Yani biz onun bu saçmalıklarını böyle alttan aldıkça, hoş gördükçe bu adam iyice sapıtıyor. Adamın hala bir işi yok ya. Adam hala işsiz. Orası öyle de. Ya sonuçta dayım Kadir. Düşünmeden edemiyorum. Düşün. İyi vallahi be. Yayılın ilk günden. Babanızın evi tabii. Asıl sahipleri kovdunuz. Tadını çıkarın şimdi maşallah. Evli miyiz şimdi gerçekten? Evet, evliyiz. Yarın sabah kalktığımızda bir şey değişmeyecek değil mi? Rüya değil, değil mi? Rüya değil. Ben... Ya senin hayatına alışamazsam... Ya ayak uyduramazsam... O zaman ben senin hayatına ayak uydururum. Biz aslında birbirimizi hiç tanımıyoruz, biliyor musun? Benimle ilgili bilmen gereken tek bir şey var. Seni seviyorum.
Siz otursaydınız Nilgün Hanım, ben hazırlardım her zamanki gibi. Beraber hazırlarız. Ben alışık değilim öyle şeylere. Annem de böylesine alışık değil Nilgün Hanım. Siz oturacaksınız, o çalışacak. Siz söyleyeceksiniz, o yapacak. O da buna alışık. Ah kızım, sen bunu götür. Ben de şunları alayım. Tamamdır. Ay bak bak bak, hallere bak ya. Akıllarınca şirinlik yapıyorlar. Yani yaptıkları yetmezmiş gibi şimdi bir de bu numaralar. Gerçek yüzlerini bilmesek. Yuh anne, yuh artık. Dünya kötü niyet olimpiyatları olsa herkese nal toplatırsın yemin ediyorum. Boş boş konuşma. Asıl sana yuh. Ay ne çabuk unuttun gidenleri. Nankör. İbo ekmeği versen oğlum. Kadir nerede? Hazırlanıyordur. Ne hazırlığı? Ah! Vay vay vay! Toprağım jilet gibi olmuşsun ha. Oğlum hayırdır? Hı. Kolay değil. Bugün şirketteki ilk iş günü. Nasıl yani? Kadir benimle birlikte işe başlayacak bugün şirkette. Anlaşabilirsek tabii, şartları daha konuşmadık. Tabii tabii toprağım. Yol, SSK, Akbil hepsini konuş ha. Tabii toprağım, merak etme ben de. Kadir'e bak sen ya. 2 sene gecikmeli mezuniyetinden sonra hemen işi buldu valla. İstanbul'da öyle boş oturtmayız biz insanı. Sen yeni okuluna gideceksin, Kadir yeni işine. Tamam mı güzel kızım? Hı? Kızım yalanıp yutkunacağına yesene şu börekten. Bu börek meselesine bir son verelim mi Macide anne? Uzun zamandır çiçeğe karışmıyorum. İstediğini yiyor ama kilo almaya başladı. Dikkat etmesi lazım çünkü ergenlik çağında. Karışmayın benim torunuma. Onun dokunulmazlığı var. Siz ana oğul ot yiyin. Bize karışmayın. Annem haklı babaanne. Biraz dikkat etmem lazım. Oğlum sen ye bari. Babaanne daha şimdi yedim. Çiçek, bugün okulda bazı arkadaşlarının canını sıkmak isteyecektir. Saçma sapan konuşacaklardır. Lütfen duyma olur mu? İnsanların ne konuştuğu, ne düşündüğü hiç önemli değil. Önemli olan sensin. Merak etme, seni utandırmam. Hem ayrıca önlemimi aldım. Neymiş o önlem? Bu. Nilgün, akşam da görüşürüz. Görüşürüz. Çocuklar hadi bekliyorum dışarıda. Maşallah benim yakışıklı oğluma, maşallah. Oh. Hadi bakalım. Yok ya, siz gecikmeyin. Gidin hemen. Ya gel bırakalım seni de işte. Kadir. Ben bırakırım Hasret ya. İyi. Seni arayacağım. Tamam tamam, acele etme. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol annem. Hadi bakalım. Görüşürüz Nilgün teyze. Görüşürüz. Hele yap bir tane daha yap hadi. Tabii hemen efendim. Kemal Bey günaydın. Günaydın. Teklifleri revize ettik. Bir de siz bakarsınız. Tamam sağ ol. Seni oğlumla tanıştırayım. Memnun oldum Mehmet ben. Kadir. Peki kolay gelsin. Gel. Buyurun oturun Kadir Bey.
Günaydın efendim. Günaydın. Asistanım Ayşe Hanım. Oğlum Kadir. Memnun oldum. Ben de memnun oldum efendim. Kemal Bey, çayınız. Teşekkürler. Siz ne içerdiniz Kadir Bey? Çay. İnce belli de. Teşekkür ederim. Ben burada ne iş yapacağım? Yani insanlarla tanışmak dışında. Her şeyin bir zamanı var oğlum. Sırası gelecek elbet. Biz burada adam terletmeyi iyi biliriz. Diyorsun. Hı. Herkese iyi geldi bu. Senin geri döneceğini düşündükçe üzülüyorum. Yani, inan ben de çok üzülüyorum Asel. Ya ama doğrusu bu. Yani yıllarca bana aile oldunuz. Hakkınızı ödeyemem. Ama artık yeter. Yani ben öyle şey gibi yaşayamam ki. Ne gibi? Bilmem işte öyle sığıntı gibi. Ya ne sığıntısı bu? Aşk olsun. Öyle öyle. Misafir balık gibidir derdi ustam hep. Üçüncü gün kokar. Ya sen buradayken Kadir nasıl gülüyor görmüyor musun? Sen olmasan, onu ikna edip yumuşatmasan... ya bu işler bu kadar çabuk çözülür müydü? Ben çok da bir şey yapmadım aslında. Ya bakma Kadir de değişmek istiyor ama... öyle kolay değil Aset, öyle bir günde olmuyor işler. Neyse. İlk günden dersime geç kalmıyor değil mi? Hasret! Okuldan sonra belki görüşürüz ha? Olur. İyi dersler. Sana da iyi İstanbullar. Çiçek, baksana. Senin Adana'da beşik kertmen falan da vardır şimdi. Kesin vardır. Kemal Bey odasında. Evet Suzan Hanım. Bak tedarikçileri böyle sınıflandırıyoruz. Ne işi var bunun burada? Hoş geldin oğlum. Nasılsın? İyiyim. Annem sana az önce bir şey sordu. Seni yeni iş arkadaşınla tanıştırayım. Kadir. Mert. Bundan sonra birlikte çalışacaksınız. Oturun.
Ben yeni müzik öğretmeniniz Hasret Kayalar. Siz Çiçek'in ablasısınız değil mi hocam? Artık beraber mi yaşıyorsunuz hocam? Sınav soruları Çiçek'den verecek misiniz? Siz şimdi kardeşiniz diye şikayet de etmezsiniz değil mi hocam? Hocam biz de çıkalım mı? Tamam kesin. Güldünüz, eğlendiniz, bitti. Açın defterleri. Burası ciddi bir şirket. Özel hayatını buraya sokamazsın. Özel hayatımı buraya karıştırmıyorum. Ben de usulüne uygun davranıyorum. Mert'e ve Kadir'e ayrıcalık tanınmayacak. Mert okulu dondurdu diye bu yılı boş geçirmeyecek. Burada beraber çalışacaklar, bu işi beraber öğrenecekler. Beni bunun için mi çağırdın buraya? Evet. Boşuna çağırmışsın baba. Çünkü ben bununla çalışmam. Bana fark etmez. Baba, o varsa ben yokum. Senin böyle bir zorlama yapmaya hakkın yok Kemal. Ya bu şirkete birlikte çalışacaksınız ya da çalışmayacaksınız. Bu tartışmaya açık bir konu değil. Eğer çalışmak istiyorsanız benim şartlarıma uyacaksınız. Peki. Benim senin şirketine ihtiyacım yok. Mert, bunu bir baş başa konuşalım mı oğlum? Konuşulacak bir şey de yok anne. Babamı oğluyla iyi mesailer. Bravo. Ben onları toparlamaya çalıştıkça sen daha yani fikirlerinde onları dağıtmaya devam ediyorsun Kemal. Gidip Mert'le konuşsan iyi olur Suzan. Burada çalışmanın onun için en iyisi olduğunu sen de biliyorsun. Değil mi? Öyle mi kardeş olacağız yani? Bir yerden başlamanız lazım, değil mi? Suzan. Yanlış bir zamanda mı geldin? Doğru zaman mı kaldı Filiz Allah aşkına? Suzan. İnanamıyorum. Her şey yolundaymış gibi o çocuğu almış getirmiş şirkete Mert'le çalışacaklarmış beraber. Kardeş kardeş. Kulüpte sermaye yaptıkların kulağıma geldi. Gelip bir de senden deneyip keyifleneyim dedim ama. Bir dakika, Çiçek arıyor. Efendim kızım. Alo. Anne. Babam okulda kızını öğretmen yapmış. Hem de bizim dersimize giriyor, delireceğim ya. Tamam, tamam kızım. Sakin ol. Tamam, haklısın. Çok haklısın. Ama sabah ne konuştuk biz? Senden önemli hiçbir şey yok. Bir kenara geç, ona kadar say. Sakinleş, tamam mı? Dur, hiçbir kimseyle konuşma. Ben birazdan oradayım. Beni bekle, bir işim var, hemen çıkacağız. O kızı Çiçek'in okuluna mı aldırdın? O kızın bir adı var, Suzan. Hasret'i Çiçek'in okuluna mı aldırdın, Kemal? Okul yönetimiyle konuşup sadece aracı oldum, o kadar. Güzel. Bu saçmalığa bir son vereceksin. Çiçek aradı. Çok mutsuz. Çiçek bir öğrenci. Zamanla alışır. Öğretmenlerine karşı saygılı davranacak. Gerçekten inanıyorsun değil mi? Gerçekten bu yaptıklarından sonra çocuklar kaynaşacak. Kardeş olduklarına inanacak. Çiçek o kıza abla diyecek falan değil mi? Evet, gerçekten inanıyorum. Gerçekten böyle olacak. Birbirlerini tanıyacaklar, anlayacaklar. Kan çekecek. Ve gerçekten birbirlerini çok sevecekler. Oğulların burada çalışacak Suzan. Hasret de o okulda öğretmenlik yapacak. İzin verirsen çalışmak istiyorum. Suzan. Bilerek yapıyor. Beni delirtmeye çalışıyor. Alo. Dediğimi bugün yapacaksın. Anladın mı? Zaman kaybetmeden bugün.
Tamam tamam, ben halledeceğim. Suzan, tamam. Baktığım her yerde onları göreyim istiyor. Bu ne ya? Okulda kızı, iş yerinde oğlu. Ay Suzan, bir etraflıca konuşalım Allah aşkına. Geldiğimden beri başım döndü ya. Yok. Benim o okul müdürüne söyleyecek iki çift lafım var. Suzan, dur beni bekle. Merve. Babamla ne karıştırıyorsunuz bilmiyorum Kadir ama... onun soyadını aldın diye benimle eşit olabileceğini sanma. Ben bırak seninle çalışmayı. Senin yüzünü görmeye tahammülüm yok. Ne oldu ya? Senden daha başarılı olurum diye mi korktun? Bu seninkisi özgüven değil yalnız. Kendini bilmezlik. Sevgilisiyle ayrılır ayrılmaz hemen gidip başka bir kadınla birlikte olan birinden bu lafları duymak. Ne dedin sen? Bir daha söylüyorum, iyi dinle bak. Sevgilisiyle ayrılır ayrılmaz hemen gidip başka bir kadınla birlikte olan birinden bu lafları duymak çok hoş. Ece. Lan iki gün önce tanıdığı adama neleri anlatmış be? Hiç üste çıkmaya çalışma bence. Sen o kızı hak etmiyorsun. Git kafanı taşlara vur. Sen benden daha iyi olduğunu düşünüyorsun değil mi? Evet. Daha dürüst. Daha delikanlı. Evet. Daha başarılı. Aynen öyle. Yanılıyorsun. Ve ben sana yanıldığını göstereceğim. Hadi gel. Babamızın yanına gidelim de işi kabul ettiğimizi söyleyelim. Görelim bakalım hangimiz daha iyiyiz Kadir Bey. Emine Hanım, boş bir çerçeve var mı? Bilmem ki. Ay, teşekkür ederim, ne zahmet ettin. Afiyet olsun. Ben size bulurum çerçeve. Sağ ol. Bir çerçeveniz eksikti zaten. Teklifini kabul ediyorum baba. Madem kardeşim benimle birlikte çalışmak istiyor, kırmayalım değil mi onu? Peki sen? Ben söyledim zaten, bana fark etmez. Kimse yıkamaz. Bu yeni bir birlikteliğin başlangıcı olur umarım. Olur. Hop koyalım. Çok güzel oldu. Bu yaşadıklarıma inanamıyorum. Çiçeğin okul sendromu daha yeni bitti. Yaşadıklarının üstesinden bile gelmedi. Sen aileyi parçalayan çocuklardan birini al, Çiçeğin başına öğretmen diye yerleştir. İnanamıyorum. Suzancığım, tamam çok sinirlisin.
Haklısın da. Ama bence gözünün önündeki fırsatı görmüyorsun sen. Fırsatı Allah aşkına Filiz'e. Bak şimdi. Sen bu kızın biraz suyuna git. Yüzüne falan gül. Arkadaşlık kur. Onun sana güvenmesini sağla. Sonra da başına ne iş açarsan aç. Yine haklısın ve yine çok akıllısın Filiz. Biliyorum. Telefonlarımı açmıyorsun. Her yerden mesaj atıyorum. Mesajlarıma da cevap vermiyorsun. Sana diyorum Ece. Ne o? Roller değişince canın mı sıkıldı? Önce bir anlatmama izin verir misin? Ben ne gördüğümü gayet iyi biliyorum Mert. Ve konuşulacak hiçbir şey yok. Beni rahat bırak. Git lütfen. Kadir'le konuşmasını biliyorsun ama. Ne dedin sen? Yalan mı? Her şeyi anlatmışsın. Yok artık. Bu kadarı da yüzsüzlük ama. Bak. Ece, bu Sedef manyağı beni aradı, tamam mı? Akşam konserimiz var, geliyorsun mutlaka dedi. Ben başta istemedim ama sonra çok ısrar edince... bana da değişiklik olur diye düşündüm, iyi gelir diye düşündüm. Lanet olsun, gittim. Lanet olsun, Hatay'da gittim. Sonra orada bir iki tane bir şey içtikten sonra zaten çıkarmışım, hatırlamıyorum bile. Sana yemin ediyorum, ne yaşandı, ne oldu, ne bitti, ben hatırlamıyorum bile. Bende hiçbir şey yok. Mert, ne olduğu gayet belli. Sen iki kadehlik bir adamsın. Sedef de arkadaş görünümlü bir yılan. Olan bu işte. Ya daha dün öğrendi ayrıldığımızı. Akşamına seni yatağa attı. Bravo yani. Gerçekten bravo. Bir dakika. Sedef bizim ayrıldığımız... Mert, daha ne yapayım? Avazım çıktığı kadar bağırayım mı? Polis mi çağırayım? Ne yapayım? Cam çerçeve mi indireyim? Ece. Hah, bir sen eksiktin. Tam oldu. Ece, ben çok özür dilerim. Kes. Ya bir anlayın ya. Bir anlayın. Defolun gidin buradan. Ya ne ikinizi görmek istiyorum, ne ikinizi duymak istiyorum. Defolun gidin buradan. Ece. O gün beni aradığında Ece'yle ayrıldığımızı biliyor muydun? Neden bilmiyormuş gibi davrandın? Sen çağırdın. O gün eve Ece'yi sen çağırdın. Sırf bizi o halde görsün istedin. Neden? Çünkü seni seviyorum Mert. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Seni seviyorum. Hayırlı olsun. Kemal son dakika sürprizlerini sevdiği için bana bahsetmedi. Çiçek arayınca haberim oldu. Çiçek nasıl? Sınıfı terk ettikten sonra onu görme imkanım olmadı. Ama bunu tekrarlarsa idareye bildireceğimi bilmeli. Başta buraya gelme sebebim seni işten attırmaktı. Ama gelirken yolda zamanım oldu. Kemal'in bunu niye yaptığını düşündüm. Ve hak verdim. Anlamadım Suzan Hanım. Hasret, birbirimizden hoşlanmıyoruz. Bu şartlar altında aksi mümkün değildi zaten. Ama emin olduğum bir şey var. İkimiz de Çiçek'i önemsiyoruz. Önemsediğini düşünüyorum çünkü Çiçek size geldiğinde eve yalnız dönmesine izin vermedin. Çiçek benim kardeşim Suzan Hanım. Ben de bundan bahsediyorum. Çiçek senin gibi bir öğretmeni ve...
Onu düşünen ve önemseyen bir ablası olduğu için sınıfında çok şanslı. Siz gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Evet. Benim için bu dünyada çocuklarımdan önemli hiçbir şey yok. Ve her anne gibi çocuklarım için en doğrusu neyse onu yapmaya çalışıyorum. Bu hoşuma gitmese bile. Bu benim kartım. Çiçek'le ilgili her konuda 7 gün 24 saat beni arayabilirsin. O bu okuldan gidecek değil mi anne? Kızım. Hasret'e öğretmenin olarak saygı göstermeni istiyorum. Bundan sonra sınıfı terk etmek yok. Öğretmenine saygısızlık etmek yok. Anlaştık mı? Ama anne. Anlaştık mı dedim. Anlaştık. Aferin benim kızıma. Bir çay da ben alabilir miyim usta? Hoş geldin lan, ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Anlatsana oğlum. Şirketteki ilk günün nasıl geçti? Böyle çok önemli kararların altına imza falan attın mı? Ha? Tabii. Bir de yeni iş arkadaşımla tanıştım işte. Kimmiş, nasıl biri yani? Kalın tek ya, boş ver. Mert. Yavaş, yavaş. Ya iyi de kardeşim, nasıl olacak o iş? Vallahi olacak bir şekilde toprağım. Olmazsa da inceldiği yerden kopacak, ne yapalım? Ya. Sen ne yaptın? Vallahi ben de havadisler iyi. Allah. İş buldum. İstanbul'da kalıyorum. Harbi mi lan? Niye söylemiyorsun deminden beri? Bundan güzel haber mi var? Vay be, demek kardeşim İstanbul'a yerleşiyor ha? Vay be ulan. Ne denir lan? Seni yeneceğiz İstanbul. Seni yeneceğiz İstanbul. Bir daha söyleyeyim size. Seni yeneceğiz İstanbul. Seni yeneceğiz ulan İstanbul. Gel. Kemal. Müsaitsen konuşabilir miyiz? Dinliyorum. Oturabilir miyim? Dün geceyle ilgili konuşmak istedim. Olanlar yanlış anlaşılsın istemem. Ece de öyle apar topar gidince... Konunun sizinle bir ilgisi yok. Bizimle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum zaten. Konu neydi? Tamer. Kemal, bak bizim aramızda yaşananlar geçti gitti. Yıllar oldu artık. Hani böyle mesafeli davranmamız sence de biraz komik değil mi? Konu neydi? Tamer. Şu ihale, $1 milyon olan. Ona sen de gireceksin değil mi? Seninle iş konuşacak değilim. Sen çok uzun yıllardır bu şirkette çalışmıyorsun. Peki. Ama ben yine de anlatayım. Bundan 2-3 gün önce tekstil işine yeni giren bir firma benimle bağlantıya geçti. Servay Holding. Aziz Bayhan'ı tanırsın. Namını duymuşsundur. Benim de ihaleye gireceğimi duymuşlar. Üstü kapalı bir şekilde tehdit ettiler diyebilirim. Eğer ihaleye girersem aileme zarar geleceğini söylediler. Adamın namı ortada. Ben de çekindim tabii biraz. Yani korktum diyelim. Demek korktun. Ne yapalım peki? Ne öneriyorsun? İşbirliği. İşbirliği. Evet. İhaleye beraber girersek ikimizi aynı anda karşısına almaya cesaret edemez. Seninle açık konuşayım mı Tamer? Tabii. Çekinme. Sen çok zekisindir.
Ticaretin bütün dümenlerini bilirsin. Zaten bu sayede bu şirkette iş buldum. Bu çirkin hünerlerini kullanarak. Ama ben seni hiç sevmem. Hiç de sevmedim. Seni bu şirketten kovdum çünkü sen ahlak yoksunu bir adamsın. Seninle iş konuşmayı bırak, oturup bir çay bile içmem. Yeterince açık konuştun mu Tamer? Kemal, bak ben buraya iş konuşmaya geldim. Ama madem sen konuyu açtın, ben de sözümü söyleyeyim. Sen bana ahlaktan bahsedecek adam mısın Kemal? Ha? Durumun ortada. Çık! Bir dahaki sefere bu kadar nazik olmayacağım. Çık! Gerçekten ağır mı geldi? Ha? Evet. Ben kanser tedavisi gören karımı terk etmiş olabilirim. Benden 15 yaş küçük bir kadınla ilişki yaşamış olabilirim. Ama ben dürüst oldum Kemal. İki yüzüm olmadı benim. Lan! Bak. Buraya defol git buradan! Lan! Defol git buradan! Kemal! Bir daha seni burada görmeyeceğim ben. Bir daha bu şirketin içerisinde görmeyeceğim şerefsiz! Senin ne işin var mı? Suzan, sana bir şey söyleyeyim mi? Senin başına gelen en güzel şey bu adamdan boşanmış olman. Kurtulmuşsun, bence hiç üzülme. Ağzından çıkanı kulağın düşsün. Çok güzel. Ne kadar medeni bir çiftsiniz. Çok güzel. Neden gelmiş, ne işi var burada? Herkes işinin başına. Şov bitti. Selamünaleyküm birader. Selam, buyurun. Nilgün Hanım beni bekliyordu da. İsmim Fadıl. Biraz bekleyin, haber verelim. Bekleriz. Fadıl Bey geldi efendim. Tamam, alın içeri. Peki. Buyurun. Eyvallah. Bakmayın ben. Kemal Bey'imiz hatırladı mı Bayhan soyadını? Vallahi ben elimden geldiğince adınızı, soyadınızı üstüne basa basa söyledim ama pek bir şey ifade etmedi kendisine. Hatırlamıyor. Hatırlasaydı şaşardım. Ama onunla işim bittiğinde Bayhan soyadını mıh gibi çakacağım beyninin ortasına. Aziz Bey, sizin Kemal'e olan bu husumetinizin sebebi nedir? Ha, benim üstüne vazife değil tabii. Tabii değil. Haklısın. Değil. Kusura bakmayın, ben böyle gergin olunca ellerimi hep şey ederim. Alışkanlık işte. Babam odasında kendini astığında ben 16 yaşındaydım. 16. Onu odasında bulan da
O ipten indiren de bendim. Hayır. Babam intihar etmedi. Cinayete kurban gitti. Kemal'in babası Hasan İpekçi. O şerefsiz şantaj yaptı babama. Elinde avucunda ne varsa yok pahasını aldı. Niye? Ha? Oğluna güzel bir gelecek kurmak için. Benim babam onurlu adamdı. Anlıyor musun? Tabii, muhakkak. Onurlu bir adamdı benim babam. Öyle yaşamaktansa canına kıymayı tercih etti. Babama çamur attılar. Babama ne yaşattılarsa aynısını yaşayacak. Benim babama ne yaptılarsa aynısını yapacağım. Ne bir eksik ne bir fazla. Ne bir eksik ne bir fazla. Hoş geldin. Kardeşim benim. Canım. Ya harbiden o kadar sevindim ki senin adına Nilgün. Ya sen var ya bu hayatı Allah'ına kadar hak ettin yani. Ya sen bana bakma. Ben biraz coştum yine. Geç otur. Aç mısın? Hazırlayayım bir şeyler. Yok yok. Yedim lan gereken bir şeyler. Nilgün. Eşyaları bir yenilemek ister, ha? Bir de bir temiz boya badan, ha? Ondan sonra mis gibi oturun artık. Ya nikahında ben de bulunmak isterdim ama olmadı işte. Ah be Nilgün. Ne olurdu şu fotoğrafta ben de yer alaydım. Ama olmayınca olmuyor işte. Kemal Kadir anonim ortaklığı sürgün etti beni. Ben bu ailenin ayrı kotuyum ya zaten. Kimse yokken gözüm gibi baktım bu aileye ben ya. Yok Kadir kışkırtmışım, yok ortalığı karıştırmışım. Laf ya. Abi bak sen gelip direkt bana söyleseydin anlardım. Ama yani Kadir'in damarına basıp beni koruyup kollamaya çalıştığını söyleme, inanma. Ben zaten Nilgün, istem etmeye değil, aksine af dilemeye geldim buraya. Ben yeniden adam olacağım Nilgün. Ben bu aileye yeniden layık olacağım, göreceğim. Vallahi göreceğim bak. Ne senden ne o Kemal Bey'den zırnık bir kuruş para almayacağım. Gireceğim bir işe. Alnımın akıyla. Aslanlar gibi çalışacağım. Bakıyor ya, yemin ediyorum ya. Ne bir şikayet edeceğim, ne bir aferin bekleyeceğim, göreceğim. Ben bunu yapacağım ya. Ben bunu vallahi de, billahi de, yeminle yapacağım. Kendim için yapacağım ya. Sizin için yapacağım Nilgün. Yani sen bu çocukların dayısısın Fadıl. Senin bu evde her zaman yerin var. Yani sen kendini topla. Yani ortalık biraz soğusun. Sonra yine eskisi gibi oluruz. Merak etme. Eyvallah. Yok zaten sen yine beni bütün bu olayların sorumlusu olarak gör. Gör de yine de Kemal'e dikkat et. Bir gün. O var ya hiç tekin biri değil. Ben sana söyleyeyim. Ne demek istiyorsun? Sen boş ver. Sen ne yapacaksın? Sen abini dinle sen. Ne diyorsun? Söylesene. Ya geçen nikahtaki densizliğim için Kemal Bey'den özür dilemeye gittiğimde gördüğüm manzara aha buydu.